Biz insanlar hayal edip bunların peşinden gitmeseydik. Peki yıldızları merak etmeseydik? Yedinci yüzyıl, 1600'lü yıllar. Hasan oğlum, yemek hazır. Geliyorum. Evlat, yine aklına... Hiç. Hasan bir an babasına anlatmak istedi. Ama hayallerine engel olunur korkusuyla... Hiç. Buldum, buldum. Geçen bana sormuştun ya. Ay ne kadar uzaktır diye. Ne kadarmış? Uzaklığı bulamadım ama Ay'a gidecek bir yol buldum. Ama bunun için kullanacağım malzemeler lazım. Ha? Ne lazım? Barut. Barut mu? Hı. Beni Ay'a taşıyacak fırlatma gücü olarak kullanacağım. Hadi acele et, başlayalım. Nasıl yapalım? Ben atölyemize geçip hazırlık yapayım. Sen de diğer malzemeleri getir. Tamam. Koşalım. Ne yapıyorlar acaba? Hasan, bu soba havai fişek için çok büyük. Havai fişekler gökyüzünden çok yükselmezler. Bugün biz bu sobayı yıldızlara göndereceğiz. Uzaklaşın. Işıl, siz de gördünüz mü? Oldu. Oldu, başardım. Başardım, oldu. Başardım. Beş yıl sonra.
Bu sefer olacak değil mi? Başaracağız. Yıldızları görmek istiyorum. İlk benimle gideceğine söz verdin. Söz. Ben gidip geldikten sonra iki kişiliğini yaparız. Herkes yerine. Barut'u kuru bir yerde sakla demiştim. Evet, kuru bir yerdeydi. Bu benim için son oldu. Bir daha böyle bir çalışma yapmayacağım. Sen ne diyorsun? Çocukluğundan bu yana çalıştığın, günlerini harcadığın şeyden vaz mı geçeceksin? Bir düşünsene göğe çıktığında göreceğin manzarayı, özgürlüğü. Düşünsene, senin başlatacağın bu şeyle insanlar daha neleri başarabilecek? Vazgeçemezsin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Geleceğe kapı açabilir miyim? Evet, tabii ki açabilirsin. Ben sana inanıyorum. Öyleyse sabah hazır ol. Bir deneme daha yapacağız. Cafer dede selam söyledi. Bunları gönderdi. Karşılığında yıldız parçası istedi. Yıldızlara ulaştığımda ona parça değil, yıldızın kendisini bile getiririm. Hadi hızlanalım. Bir gün gökyüzüne çıktığında aşağı nasıl ineceksin? Sahi, hiç düşünmemiştim. Kuş değilim ki yavaşça ineyim. Kuşlar ne güzel uçuyor. İstedikleri zaman da yere iniyorlar. Herhalde kanatlarının rüzgara karşı durmasıyla havada kalabiliyorlar. Bir gün ben de uçacağım. Eğer becerebilirsen beni yıldızlardan almaya gelirsin. Hasan yıldızlara gitmek için çok deneme yaptı. Yıllar geçti. Lagari Hasan Çelebi olarak İstanbul çevresinde adını duymayan kalmamıştı. Hasan, bölge kadısının yanına giderek padişahın karşısında gösteri yapmak istediğini söyledi. Uzun bir zaman sonra beklenen haber geldi. Bu sefer başarılı olabilecek miydi? Thank you.
başardım. Hayallerimiz gerçekleşti. Vazgeçmeyen, meraklı, öğrenmeyi seven küçücük insanlar bugün dünyanın tarihini değiştirdiler.